Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Bahçeli destek açıklaması yaptı. Erdoğan ittifaka göz kırptı. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından siyaset gündemi hareketlendi. Önce Bahçeli, ardından Erdoğan konuştu. İki lider de grup toplantılarında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavrını bir kez daha yineledi. Uyum yasalarını vesairesini ilgili arkadaşlarla beraber onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz. Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. İttifakı daha ileriye götüreceğiz mesajı verdi. Çok çok önemli. İnşallah bunları da özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele vererek dayanışma içerisinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır ve böylece bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de desteğini bir adım daha ileriye götürdü. Kararımızın istikameti de bellidir. Parti olarak 7 Ağustos Yeni Kapı ruhuna, 16 Nisan halk oylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız. Karşılıklı açıklamaların ardından iki liderin 10 Aralık'ta Beştepe'de buluşacağı açıklandı. Kendilerine bir davet yaptınız. İki liderin grup toplantılarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilen Abdullah Gül'e tepki göstermesi de dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 101. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı ne de Kandil'e özenen ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır.